Ebru Baybara Demir, Mardinli bir ailenin kızıyım. Ailem Mardinli ve Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum. Profesyonel turist rehberiyim. Enteresan bir hikayem var. Son 18 yıldır Mardin'de yaşıyorum ben. 2000 yılının Eylül ayında gezdiğim bir Alman turist grubu şehrin tek restorandaki akşam yemeğini yedikten sonra ertesi gün aynı restoranda öğlen yemeği yiyip Urfa'ya gitme programları vardı. Akşam yemeğinden sonra grup liderim dedi ki buradaki yemekler çok kötü ve insanlar bu yemeklere alışık değiller. Dolayısıyla çok yağlı ve bu tur çok uzun. Bize başka yemek ve başka bir yer bulmanı istiyorum dedi. Yok dedim. Başka yer yok. Burası var sadece. Sonra yengem dedi ki bana nedir sıkıntı? Dedim ki benim dedim yarın 28 kişi öğlen yemeğine yemek yedirmem gereken bir grubum var. O grubu bir yere götürmem lazım ve yedikleri yemekleri beğenmedikleri için başka yerde bulamıyorum. Yengem düşündü dedi ki kaç kişi dedi? 28 dedim. O zaman dedi grubunu buraya getir öğlen yemeğine. Nasıl dedim? Eve getir dedi. Kalenin altında çok güzel bir konakta yaşıyor kendisi, eski bir evde. Fazla değildir lan adamıydı. Evin kapısını çaldığımda beni yengem karşıladı. Sadece yengem değil, yengem mahalledeki bütün kadınları, çoluğu, çocuğu, gelinlerini hepsini bir araya toplamış. Abla da çok güzel bir sofra hazırlamışlar ve misafirlerimi orada ağırladılar. Tabii herkes mutlu bu işten. Saat ben onlara söz vermiştim, 12'de yemeğe gireceğiz, saat 1.30'da her şey bitmiş olacak. Ve ben söz veriyorum Urfa'ya sizi otobüsünüze bindireceğim, gideceksiniz diye. Fakat grubum için yemek bitmedi. Saat 4'te ayrıldılar, bütün program iptal oldu. Bu sene Loza Şerbeti'ye yapalım. Aklıma bir fikir geldi benim. Yengeme dedim ki, yenge dedim her şey çok güzeldi. Hadi dedim gel, bu işi birlikte yapalım. Nasıl? Bu kadınların hepsini dedim bir araya getir. Biz dedim, onlar da oradalar. İsterseniz bu işten para kazanırız, birlikte yaparız. Sağ ol, teşekkürler. Dünyada, İspanya'da yapmış olduğu mutfaktaki becerisini toplumsal faydaya dönüştüren şefleri takip et, şeflerin katıldığı ve aday gösterildiği bir yarışmaya beni aday gösterdiler. Basque Culinary World Prize diye. Dünyanın en prestijli bir gastronomi ödülü ve gerçekten de gastronominin Nobel'i sayılıyor. Ben aday olduğumu bilmiyordum. Aday olduğumdan sonra öğrendikten sonra finalist olduğumu öğrendim. Ve 30 ülkede 110 şef arasından dünyanın ilk 10'una girerek ilk kez uluslararası bir yarışmada aday gösteren tek Türk şefi oldum. Bu inanılmaz bir gurur tabii ki. Şimdi bir hedefim var. Bu işi Mardin'de yapmak. Mardin'de bir gastronomi okulu açıp. Burada çünkü 100 bin kayıt dışı Suriyeli var, mülteci var. Bununla birlikte yerelde büyük bir işsizlik oranı var. %29 gibi bir işsizlik oranı var. Dolayısıyla bunu yapabilmek için bir gastronomi okuluyla başlamak istiyorum. Burası hayatımda bambaşka renk kattı. Ayaklarımın üstünde durmayı öğretti. İnsanlara muhtaç olmamayı öğretti. Boşandıktan sonra iş aradım. Maddi imkanım yoktu. Dayanma desteğim yoktu. Buraya geldim, iş istedim. Abla burası senin dedi, Ebru Hanım. İş benim değil, senin dedi. Daha önce hiç çalışmamıştım. İhtiyacım da vardı. Çünkü eşimden ayrıldım ve ortada kaldım. Maddi sıkıntı çekiyordum. Buraya başladım. Ben Mardin doğumluyum, 59 doğumluyum. 3 evlilik yaptım, bozurdu. Geldim buraya, Allah razı olsun, Süreyya bana öğretti bu işlere. Ben işli küfte şeyi ara sıcaklara yapıyorum. Ortam çok güzeldir, Allah razı olsun. Çalışıyorum burada, şimdiye kadar burada çalışıyorum.